Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi Tunç Holding, Sayın Dinçer Azapa'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Tunç Holding'in A-Futbol takımımıza çorap sponsoru olması, aynı zamanda kadın voleybol takımımıza forma yaka sponsorluğu. Çok kıymetli bir sponsorluk. Dünyanın, ülkemizin zor şartlar yaşadığı ekonomik ortamda bir Galatasaraylı'nın, ki Dinçer Bey'in Galatasaraylılığını bireysel olarak bilmeyen yok. Ancak şöyle kıymetli, Dinçer Bey kurumsal olarak Galatasaray'a katkıda bulunmak istediğini söyleyip bu konuda inisiyatif alıp bizleri de açıkçası kamçılayan bir durum yarattı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bir yıllığına bir anlaşma yapıyoruz. Bu anlaşmanın içinde az önce söylediğim gibi hem kadın voleybol var hem de A futbol takımının çorap sponsorluğu var. Böyle dönemde tüm Galatasaraylılardan benzeri refleksleri bekliyoruz. Geldi, gelmedi değil ama biraz daha hızlanmak adına bu sponsorluk işlerinde Dinçer Bey'in gösterdiği alicenaplığı kurumsal anlamda Galatasaray'ın içine taşımalarını tüm Galatasaray camiasından canı gönülden diliyorum ve kendisine de peşinden teşekkür ediyorum. Dün gece yaşanan talihsiz olaydan sonra başkan ve Fatih Hoca bir araya geldiler hemen maçın arkasından. Önce bir durum değerlendirmesi yaptılar. Ondan sonrasında bir iki kez daha, bu arada ben de kendileriyle görüştüm. Yani tabii kabul edilebilecek bir şey değil. Bu işin mağduru Kerem'dir. Ama öte yandan bu boyutta olmaması gereken şeyler tabii ki sahada olabiliyor. Fakat bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet sadece dünkü olayla ilgili, geneliyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bugün içinde bize iletecekler. Biz de bizler yargıç değiliz. Zaten bu da bir adli dava değil ama idari bir durum var. İdari bir ceza söz konusu. Kamuoyu müsterih olsun ki mutlaka yapılan işle ilgili bir ceza yaptırımı uygulanacaktır. İdari kararı vermeden önce teknik heyetin bize detaylı bilgi vermesini istedik. Sanıyorum öğlen saatlerinde, zaten saat 11.30-12'ye geliyor. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır. Ondan sonrasında görüşüp kamuoyuna bununla ilgili ayrıca bilgi veririz. Çıkacaktır. Hiçbirimizin görmediği, alışık olmadığı şey. Öte yandan bu bir öfke patlaması da olabilir. Bir birikim olabilir. Adrenalinin belki tetiklediği bir kontrolsüzlük olabilir ama ne olursa olsun, yani sonuçta olmaması gereken bir şey. Bununla ilgili idari bir yaptırım mutlaka uygulanacaktır. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir ve basına, kamuoyuna duyururuz. Tunç Holding olarak tabii kadın voleybolu futbol takımımıza iki branşta sponsor olmak benim çocukluktan beri hayalimdi. Ta ki Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen stadından beri inşallah bir gün bir formaya sponsor olurum deyip Allah bugün nasip etti. Çok teşekkür ediyorum. Bu sadece 2021-2022 yılında değil, diğer yıllarda da ben takımımın yanında, arkasında olacağımı buradan söz veriyorum size. Tekrar Burak Elmas Başkanıma ilgisinden dolayı Köksal Bey'e ve yöneticilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca takımımızı da dünkü galibiyetinden dolayı kutluyorum. Kerem kardeşime de geçmiş olsun diliyorum. Sponsorlukta da tabii Fatih Hocama da bir teşekkür etmek istiyorum. Kimse yaramadan önce onunla bir fikir alışverişi yaptık. O da sağ olsun beni yönlendirdi yeni yönetime, yeni başkanımıza. Manevi desteğinden dolayı Sayın Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle, yönetici olmak ya da yönetim kurulunun üyesi olmak tabii ki şeref verir bana ama şu an için öyle bir şey düşünmedim. Tabii ki başkanımızdan bir teklif gelirse hayır demem ama Galatasaray taraftarı olarak, yönetici de taraftar olarak da her zaman kulübümün yanında olmak benim için
maddi manevi yetiyor ama görev verilirse de alırım. Seve seve şerefte duyarım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hemen. Teşekkür ediyorum. Ben de. Tabii ki. Hep biz veriyorduk. Bugün de biz aldık abi. Evet. Teşekkür bugün Dinçer Azapan'ın alma günü. Sayın Dinçer Azapan, çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, geldiğiniz için teşekkürler. Lansmanımız burada sona eriyor.